Herkese cuma gününden günaydın arkadaşlar. Kızları doyurdum şimdi. Kendime de kahve koyacağım. Bir kahve içeyim. Ben daha kahvaltı yapamam çünkü bu saatte erken. Ay şu top da içine kaçmış. Bunu nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Artık içindekini dökmem lazım. Şöyle ters çevirip. Balkonda mı içsem acaba? Evet, balkonda içeyim. Hava güzel bugün. Hiç esmiyor da. Dün bayağı rüzgar vardı. Bugün sakin. Bu arada kargom geldi. Onu açarız birlikte birazdan. Böyle sabahın sessizliğini ve sakinliğini çok seviyorum ya. Kimse de yok parkta. Karga sesleri, kuş sesleri. Saat 2 oldu. Ben yine ancak kahvaltı yapacağım. Kendime yine fix bir tabağımı hazırladım. Bugün bir tane yumurta yiyeceğim ama normalde 2 tane aşıyordum ama bugün bir tane yeter. Çünkü canım gerçekten hiçbir şey istemiyor bugün. Simit de ısıttım şöyle kendime. Dün almıştım marketten. Yarısını ben yiyeceğim, yarısını kızlara vereceğim şimdi ama. Hepsini yemeyeceğim. Hadi gelin bakalım. Anne. Efendim aşkım. Tamam, vereceğim şimdi simiti. Oturun siz böyle. Buraya oturun, bu tarafa oturun. Ay şu minderler çok gözüme batıyor ya. Çok kötü duruyor. Simit. Tamam hadi. Simik. Simik değil kız, simit. Ah. Al bebeğim, birazcık sıcak ama. Ne? Onu mu istiyorsun? Bu büyük. Hayır. Anne. Bu annenin, tamam. Bu küçük, o zaman senin olsun. Al bebeğim. Hadi gel, sen de gel. Bak anne yiyor. Evet, bak anne yiyor. Bu da senin olsun. Anne yiyor. Bu da annenin olsun. Onu da Almina yesin. Tamam mı? Anne. Kalsın aşkım, burada kalsın. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun o zaman. Kahvaltımı yaptım kızlar. Şimdi ev işlerine başlamadan hemen şu gelen kargomu göstereyim size. Zaten hepsi yavaş yavaş geliyor. Bunda çok beğendiğim bir şey var. Şimdi açalım hep birlikte bakalım. Şöyle plajda giymek için bir tane elbise almıştım. Ay bu ne dar. Ben bunun için hayatta girmem. Ne kadar dar. İnanmıyorum. Bayağı dar. Yani bu çok güzel aslında. Böyle birkaç kişi de görmüştüm bunu. Çok hoşuma gitmişti ama bayağı darmış. Baksanıza. Neyse bir deneyeyim bakayım. Belki olur. Bir tane de şöyle gömlek almıştım. Salaş bir gömlek. İşte yine mayonun bikini üstüne böyle atmak için. Bu bayağı uzun bir şey. Yani elbise tunik gibi bir şey. Uzun ve salaş. Bunu da bir denemem lazım tabii. Yani güzel görünüyor ama bir deneyelim bakalım nasılmış. Böyle plajda giymek için aldım ama. Şimdi mutfağa geldim. Sabah et çıkarmıştım. Buzu çözülmüş. Onları doğrayacağım. Tas kebabı yapacağım. Yanına da pilavla salata yapacağım. Bıçağımı alıp geliyorum hemen. Bu hafta pazara gitmedim ya ben. O yüzden böyle evde hiç sebze yok. Ve o kadar zorlanıyorum ki ne yapsam ne yapsam diye. Et çıkardım artık. Dedim bugün bir tas kebabı yapayım. Yanına pilavla. Bu arada plaj elbisesini denedim kızlar ama olmadı. Yani kalıbı zaten gösterdim videoda, o kadar dar ki aslında çok beğenerek almıştım. Çok da beğeniyordum onu. Ama aşırı dar, yani kollardan girdi. Yani kafamdan da geçirebildim ama aşağı indiremedim. O bence böyle 40-45 kilo olan insanlar için herhalde. Bayağı dar yani.
XX small giyenlere tam olur. Ya da böyle X small. Small giyene bile olmaz. Aşırı dar bir kalıbı vardı. Gömleği de böyle çok bol buldum. Yani hem boldu hem de çok uzundu. Sanki böyle elbise gibiydi. O yüzden onu da iade edeceğim. Artık yarın Marmara Park'a gittiğimde plaj için bir şeyler bakarım. Bana yine iş çıktı. Yani onlar olsaydı üzerime mükemmel olacaktı ama olmadılar. Neyse artık yarın bakacağım. Yarın sabahtan çıkmam lazım evden. Ay eksikler hiç bitmiyor gerçekten. Hava da öyle sıcak ki saçlarımı böyle tepeden topladım. Aslında bir duşa girmem lazımdı, terledim. Dedim şu yemeği de yapayım, ondan sonra girerim. Eğer girebilirsem tabii. Şimdi kızlar uyuyor çünkü onlar da uyanır. Onlara yemek falan yediririm. Kaç gündür Çağrı geç geliyor. Aradım bugün, dedim ki ne olursun bugün erken gel, bak senin sevdiğin yemekleri yapacağım. Oturalım şöyle balkonda keyiflice yemeğimizi yiyelim dedim. O da tamam dedi, bakalım söz verdi. 7-7.30 gibi evde olurum dedi. Saat 6'ya geliyor, hemen şu yemeği koyayım ocağa. Sonra pilavımı yapacağım. Şöyle iri iri doğradım etlerimi. Tas kebabı yapacağım. Benim tas kebabım güzel oluyor. Hem de pratik oluyor. Böyle kolay. Düdüklü de yapacağım zaten. Düdüklü de bir 40 dakikada falan pişmiş olur. Yemeğimi koydum hemen. Şimdi üstünü de kapatıyorum şöyle kapağını. Düdüklü de bir 20-25 dakika kadar pişecek. Ondan sonra pilavımı yaparım. Baharatlarımı da şuraya koymuştum. Ben şunları da kaldırayım yerlerine. Yemeğim pişmiş. Şimdi onun altını kapattım. Hemen pilavımı da yaptım. O da kısık ateşte pişiyor. Çağrı bir yarım saate gelirim dedi. Onu beklerken birazcık şu salonda oturup dinleneyim dedim. Bir salata yapacağım ama. Onu da artık birazdan yaparım kalkınca. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biz normalde pazar günü yola çıkacaktık. Pazartesi günüydü girişimiz otele. Ama ben bugün aradım ve 2 gün ertelemek zorunda kaldım. Yani salı günü çıkıyoruz yola. Çarşamba günü girişimiz. Çünkü sabah bir sürprizle uyandık biz. İkizler yine golü attılar bize. İkisi de hasta. Alisa böyle takır takır öksürüyor. Alina'nın da burnu akıyor, hapşırıyor, grip olmuş. Ve burnu bugün bayağı bir tıkandı. O yüzden işte öğlen aradım, dedim böyle böyle erteleyebilme şansımız var mı? Sağ olsun yardımcı oldular. Ve bizim tarihi 2 gün ileriye attık. İşte çarşamba girişli yaptık. Dedik hani 4 günde iyileşirler diye düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Yani böyle birazcık aslında canım sıkıldı. Çünkü tam böyle kendimi kaptırmıştım tatile. Sonradan da her şeyde vardır bir hayır dedim. O yüzden böyle salı günü çıkıyoruz yani yola. Pazar günü çıkamıyoruz. Bilmiyorum, belki de iyi oldu. Çünkü pazar günü Ferhat Göçer'in konseri var otelde. Ve biz pazartesi günü giriş yapıp cuma günü çıkacaktık. Şimdi çarşamba günü gireceğiz ve pazar günü çıkacağız. Ama tabii ki konsere katılabiliriz. Yani otelde ultra her şey dahil gidenlere konser ücretsiz. Ama böyle dışarıdan da gelenler oluyormuş. Dedim belki de iyi oldu. Yani çarşamba günü girmemiz. En azından Ferhat Göçer konserine de katılırız pazar günü. Zaten gece çıkıyoruz. Biz yolculukları gece yapıyoruz. Hani çocukların uyku saatine denk getiriyoruz. İşte salı günü de zaten gece çıkacaktık. Hani bir 9-10 gibi. Sabah orada olacağımız şekilde ayarlamıştık. Oradan da pazar günü yine gece çıkarız diyorduk. Yani gece dediğim hani 8-9 gibi çıkarız diyorduk. Sabah evde oluruz diye planlamıştık. Bilmiyorum işte yani. Ferhat Göçer konserine de katılırız dedik. Belki iyi oldu dedik. Bilmiyorum. Belki burada hasta olmayacaklardı. Orada hastalanacaklardı. En azından burada şimdi ben ilaca da başladım. Havaya da başladım. En azından verdiğim ilaçlar bir süre korur onları. Belki orada hasta olmazlar. Bilemiyorum yani. Tabii ki yine her şey Allah'tan. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Öyle yani kızlar. Birazcık üzüldüm ama işte dediğim gibi sonradan da her şeyde vardır bir hayır diyorum. Şöyle tabak yaptım ikimize. En son üzerine patates kızartıp koydum. Bu da benim tabağım. Vallahi ne güzel. Kendime olmuş. Birazcık pilav aldım bugün. Kaç gündür pilav yemiyordum ama bugün yiyeceğim. Güzel olmuş aşkım. Afiyet olsun bebeğim. Tadına bakmadım ama görüntü harika. Yemeğimizde yedik, kızlara hava veriyoruz şimdi. Önce Alice alıyor, sonra Alina'ya vereceğiz. Parka da çıkamıyoruz kaç gündür.
Hava alsınlar da belki bir turluyoruz şöyle. Akülü arabayla gezeriz. Şimdi hastaneye geldim ama canım o kadar sıkkın ki Çağrı bir doktora götüreyim dedi Alisa'yı. Getirmişti, yatırmışlar işte serum falan takmışlar. Burada ateşini ölçmüşler, 38,5 çıkmış. Evde aslında hiç ateşi yoktu. Biraz da herhalde sıkışması var diye havada başlayalım demişler. Şimdi hava maskesini taktılar. 10 dakikada bir hava vereceğiz. Serumu var böyle. Yani gerçekten canım o kadar sıkkın. Yani böyle moralim alt üst oldu. Yani hiçbir şey yoktu çocukların böyle birdenbire ne oldu ben anlamadım ya. Gerçekten. Almina ile biz evdeydik işte Halina falan. Şimdi hepimiz geldik buraya. Ah yavrum benim ya. Of, inşallah iyi olur da. Bir an önce düzelir çocuk ya. Birazcık çünkü hızlı hızlı da nefes alıp veriyor. Artık bu gece biz inşallah çıkarız da buradan. Sabaha kadar evde bakarız ona, hava veririz yani. Yeter ki yatış yapmasın doktor bize. Herkese günaydın. Biz dün akşam geldik evimize çok şükür. Ama inanılmaz derecede uykusuzuz Çağrı da, ben de öyle. Gece zaten çok geç yattık. Sabah da 5'te uyandık. Böyle şu an gözlerimden uyku akıyor yani. O yüzden hiç kendimi göstermiyorum. Videomu kapatayım istedim. Hepinizi öpüyorum kızlar. Pazartesi günü görüşürüz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.